Karabükümüz genç bir il. 1995 yılında iyi olduk. 1999 yılında da ilk milletvekili, yani Türkiye genel seçimlerine katıldık. Karabükü milletvekilleri çıktı. Hatırlıyorsunuz 1999 yılında 3 milletvekili vardı Karabük'e. Bunlardan birisi de ilk olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilk milletvekili olan MHP'den İlham Yılmaz milletvekili seçilmişti. 7 Haziran seçimleri, 2015 7 Haziran seçimlerinde de Allah bize nasip etti Milliyetçi Hareket Partisi'nden milletvekili olmayı. Biz milletvekili seçildik ama icracı bir milletvekili yapamadık. Çünkü erken seçimden ziyade tekrar bir seçim gibi oldu. 5 aylık kısa bir dönem milletvekiliğimiz oldu. Ama bizim ilk meclise girdiğimizde Karabük'ün bölgemizin Zonguldak, Kastamonu, diğer milletvekillerimizle birlikte bölgenin problemlerine eğilelim dedik. Karabük'ümüzün en büyük problemi neydi? İstihdamdı. Karabük'ümüz sürekli küçülüyor. Ama istihdamda ilk evvela elimizdeki değerlere sahip çıkmamız gerekiyordu. Karabük demir çelik, biliyorsunuz Türkiye ortalamasının çok üzerinde maliyetleri var. İlk ziyaretlerimizden birisini Kardemir Genel Müdürü Mutullah, özür diliyorum, Uğur Bey'e yapmıştık. Daha sonra da Yorgulan amcayla da yönetim kurulu başkanımızla da bir görüşmemiz oldu. Filios liman projesinin olmamasından maliyetlerinin en az 25 dolar tonda daha yüksek maliyetleri oldu. Yani yüksek tonlarda gemilerin yanaşacağı bir limana ihtiyacımız oldu. Bu limanın en uygun yeri de Filios limanıydı, liman yeriydi biliyorsunuz. Abdülhamit Han'dan bu yana Anadolu'nun Karadeniz bölgesinden ziyade Ankara ve bizim bölgemizi dünyaya açılan penceresi olacaktı bu liman. Karabük'ün hep nelerden şikayet ediyoruz? İstihdamdan şikayet ediyoruz. Ama böyle bir liman olduğu zaman istihdamın tamamen önü açılırdı. Artık devletin fabrika yapacak, İstihdama yönelik kendisi yatırım yapmıyor. Cumhuriyet, genç cumhuriyetimizde müteşebbisimiz olmadığı için devlet bu yatırımları yaptı. Artık özelleşmeye, dünya ekonomisinin gelişmiş ekonomilerde olduğu gibi özel müteşebbisin önünü açacak, yatırım yapılacak yerler haline gelmesi, seçilmiş milletvekilimizin yapacağı görevler bunlardı. Biz ilk görevimizi bu olarak yaptık. Tabii bölgemizin Milliyetçi Hareket Partisi'nden Zonguldak milletvekilimiz Zeki Çıkan daha tecrübeli olduğu için onun araştırma önergesi verdik, birlikte sohbetini yaptık. Ama maalesef bunu mecliste gündeme getirebilme şansı da bulamadık. İlk başlangıç noktamız bu olacaktı. Bu araştırma önergesini de daha sonra basın toplantısından sonra alabilirsiniz arkadaşlar. Ve hemen akabinde bir tekrar seçim olduğunda biz milletvekili gösterilmedik partimiz tarafından. Milletvekili gösterilmedikten sonra aday yapılmadıktan sonra aday adaylığı müracaatımız yapılmıştı biliyorsunuz. Aday gösterilmedikten sonra biz bir takım ithamlar, bir takım gazetelerde çıkan haberleri biliyorsunuz. Hepinizin çok üzerinde tekrar tartışılacak konu olarak görmüyorum. Bizimle sizsiz milletvekili seçilemeyiz diyen 7 Haziran'da siz olmadan milletvekili seçilemeyiz, sizsiz milletvekili çıkartamaz diyen arkadaşlarımız bu seçimlerde de 1 Kasım seçimlerinde de sizinle başarılı olamayız dediler. Biz de bunun üzerine en son bir basın toplantısı yaptık. Adaylığımız mevzu bahis olmadığında yerel bir televizyonumuzda, aslında ulusal bir televizyonumuz diyebiliriz bugün de şurada. Biz 1 Kasım'a kadar herhangi bir basın toplantısı yapmayacağız. O konuşmamda da açıklamıştım zaten neden yapmayacağımızı. Partime, teşkilatlarıma zarar vermemek için. Hatta ben biraz daha ötesini yaptım. İlk bir ay İşimden evime gitti. İlk bir iki gün içerisinde birkaç eşimizin, dostumuzun cenaze namazına katıldığımızda baktık siyasetin içerisine çekileceğiz. Çünkü başka
siyasiler tarafından karşılanıyoruz. Bir resim, bir fotoğraf vermemek için hızla çıktım. Ondan sonra işin açıkçası dışarıya cuma namazına bile daha uzak bölgelere giderek siyasetin hiç içerisinde dışarı madem benle başarılı olunmuyor, ben siz başarılı olunsun diye sessiz kaldık. Hatta son 10 gün burada yattım, burada kalktım. O gün de söylemiştim televizyonda. 7 Haziran'da sizden başarısız başarılı oluruz, sizden başkasıyla başarısız olamayız diyenler. Şimdi sizden başarılı olamayız dediler. İnşallah yine haklı çıkarlar. Partim kazansın demiştim. Onların doğrultusunda, teşkilatlarımın aldığı karar doğrultusunda sessiz kalmayı tercih ettim. Ama 1995'ten bu seçimlere kadar aldığımızda oy oranlarımız önümüzde. Efendim ne yapmışız? 28 bin oy almışız ilk il seçim, milletvekili seçimimizde İlham Yılmaz Bey'le. Oranı %22'ye geliyor. Yine 28 bin oy almışız. Oran 19'a geliyor. Yani ...19'a geliyor. 28 bin oyumuz var. Yine 19'a geliyor. Yani ilk güne geri döndük. İlk milletvekilliği seçimlerine geri döndük bile diyemiyoruz. Aynı oranı oyu arıyoruz. Ama oy oranımız yine düşmüş. Yani biz bu seçimi başarı olarak görmüyoruz. 1 Kasım seçimlerini kesinlikle başarı olarak görmüyoruz. Başarı olması için kazanmak lazım. İnsanın iddiası nedir? Kazandığında başarıdan söz edersiniz. Eğer siz Türkiye ortalamasının üzerinde oy aldık, biz bunu başarı olarak sayıyoruz diyorsanız, o benim kitabımda yazmıyor. Türkiye ortalamasına bakarsak da herkesin bakış açısına bağlıdır. Türkiye'de %4 Milliyetçi Hareket Partisi oy kaybetmiştir. Ama Karabük'te %8 oy kaybetmiştir. Bu da Türkiye ortalamasının iki misli fazla demektir. Tabii insanlar göreceli, her pencereden bakabilirler. Ama hani eskiden milli takımlar maç yapardı, sık yenilirdik, 9-10 goller yerdik. 2-3 gol farkla yenildiği zaman yenildik ama ezilmedik diye başlık atardık. Hani ben bu seçim sonucunu Karabük'te başarı olarak görüyorsak, başarıyı öyle görüyorum. Türkiye konjonktürüne aldığımız oy oranını Türkiye konjonktürüne yükleyemeyiz, genel merkeze yükleyemeyiz. MHP'nin 40 milletvekili çıktı. Onlar Türkiye konjonktüründen etkilenmediler mi? Eğer kazanmaksa mesela Milliyetçi Hareket Partisi'ne bir milletvekili daha çıksa o Karabük'ten çıkmalıydı. O zaman başarıdan bahsedersiniz. Ben Allah'ın izniyle daha önce de söyledim. Çıktım hayırlı yollarda, hiç kaybetmedim. Kazanmayı da bir yere seçilmek, aday olmak ya da milletvekili olmak, milletvekili adayı olarak hiç görmedim. Ben Karabük'ün içinden çıkmış, Karabük'te doğmuş, büyümüş bir insanım. Benim kazanmak dediğim şey doğru yolda mücadeleni yapmak. Ha, kaybederken de Milliyetçi Hareket Partisi kaybetmemiştir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kaybetmesi Milliyetçi Hareket Partisi'nin ideallerindedir. Türk-İslam. Türk-İslam davasıdır. Türk-İslam davasında kaybettiğimiz bir şey var mıdır? Yoktur. Sandalyeye oturduğumda, o koltuğa oturduğumda, o koltuktan bir şeyler almayacaksın. O koltuğa bir şeyler vereceksin. Sayın Başbuğum, o koltuğa oturmadan önce de o koltuk vardı. Ama bir mana ifade etmiyordu. Rahmetli Başbuğum oturduğunda o koltuğa bir mana verdi. Mustafa Kemal Atatürk oturduğu koltuğa oturmadan önce o koltuk sadece bir koltuktu. Hiç mana ifade etmiyordu. Ama oraya oturduğunda çok şeyler ifade etti. Çok manalar ifade etti. Oturduğun yeri dolduracaksın. Biz bu seçimleri başarısızlık olarak görüyoruz. Ama yenilgi olarak görmüyoruz. Genel merkezimiz olsun. Efendim, ilimiz ve il teşkilatlarımız olsun. Bunun müsebbiplerini muhakkak tespit edecektir. Bunun hataları muhakkak tespit edecektir. Ben bir ağacın budanmasına benzetiyorum bu 1 Kasım seçimlerini. İnşallah hani ağaçları budarsanız çok harika meyveler verir. Ama budamazsanız pis meyveler vermeye başlar.
Yani piş meyve kötü, yamuk, yumuk, olumsuz, yenmeyecek meyveler verir. İnşallah iyi bir budanma olur ve hayırlı, güzel bundan sonraki seçime hazırlanacağız. Seçimlerden sonraki ilk gün seçimlere hazırlanmak demektir zaten. Noksanları tespit edip hazırlanmak teşkilatımızın bütün kurumlarda zaten şu anda bunu yapıyorlar. Genel merkezde de bunu yapıyorlar. İlde de bunu yapacaklar. Herkes bunu yapacak. İnsanlar hatalarını tespit edecekler, düzeltecekler. Ya da bu görev değişimi olma hasıl olacak. Bunu da öpücüler en iyi şekilde yapacaklar inşallah. Biliyorum birçok sormak istediğiniz soru var. Onun için soracağınız sorulara ben cevap vermek istemiyorum önceden. Siz sorun ki öyle cevap vereyim istiyorum. Şu ana kadar basın toplantısı yapmayacağımı söyledim. Şu saatten sonra her şeyi sormakta serbest ve rahatsınız. Buyurun. Sayın Yalçın. Aday adaylarınız süreciyle alakalı sormak istiyorum. Yeni Haziran seçimleri öncesi. Açıklamalarınızda yakın çevrenize ve kamuoyuna aday olmayacağınızı, aday olmak istemediğinizi ifade ettiniz. Genel Başkan seçilmiş milletvekilleriyle devam edeceğini açıkladı. Ancak siz aday adaylarınızı son gün, son dakikaya kadar beklettiniz. Bu süreci bir anlatır mısınız? Daha sonra listeye girebiliriz. Evet. O konuşmalarımın tamamında şunlar vardı. Yani milletvekilliğim döneminde ve seçimin döneminde bunu yaşadım zaten. Konuşmanın bir kısmını alırsanız çok yanlış manalar ifade eder. Aday adaylığım konusunda seçimlere karar verildiğinde Osman Aydın'ın aday adaylığı tanıtımında il binamızda kayıtlarda da vardı. Söylediğim aynı şudur. Bütün arkadaşlarımız aday olsun. Mümkün olduğu kadar Milliyetçi Hareket Partisi'nde adayımız fazla olsun. Bak artık 16 senedir AK Parti'nin dışında, 13 senedir AK Parti'nin dışında seçilmiş hiçbir milletvekili yoktu muhalefetten. Biz bu başarıyı gösterdik. Benden bir daha fazla oy alabilecek kişi olursa eğer sonuna kadar arkasında olurum. Aday bile olamayacağımı özellikle söyledim. Ha, gerekirse de istişarelerimi yapıyorum. Aday da olabilirim. Aday olmayacağım. Açıklamam hiç olmadı. Hep daha geniş bir yelpazede, benden daha başarılı olabilecek birilerini arayışı içerisinde oldu. Bu 7 Haziran seçimlerine de aynı böyle olmuştur arkadaşlar. Sayın Belediye Başkanımız Zafet Belgili Bey, benim ilk yaptığı toplantıda benden daha fazla oy alabilecek insanlar muhakkak vardır. Biz bunların arayışı içerisinde olalım. Hatta isim de verdim, o isimleri vermemeye gerek yok. Gerçi bir tanesi var, Adem Kar'da o gün gündemdeydi. Rafet Bey kendisi söyledi, ben teklif ettim, kabul etmediler. Şuna teklif ettim, kabul etmediler. Şu sebeplerden kabul etmediler. Benim hiç zamanım da uygun değildi. Ama bana söylenilen, senin dışında şu anda kazanabileceğimiz hiç kimse yok. Ama senden kazanıyoruz dediler. Ne ailevi yaşantım, ne ticari yaşantım, olduğum konum itibariyle benim en son yapacağım iş bile değildi. Bu bina bile yarım da hatırlarsanız. 52 yaşındayım. İkiz çocuk bebeklerim vardı. Birisi Ali, birisi Ayşe isminde. 40'ı bile doğmamıştı. Ama mesele Karabük'e hizmet, mesele ülkemize hizmet olduğunda biz o gün kabul ettik. Son gün akşama kadar bulunmamdaki özel sebepler de elbette vardır, burada açıklamayacağım. Sizin de tahmin edebileceğiniz özel sebepler de vardır. Şimdi seçilmiş bir milletvekiline sizle biz başarılı olamayız demek zannedersem bunu söyleyen arkadaşlarımız benim milletvekili olduğumun farkında değillerdi. Bir milletvekiliyle nasıl konuşulacağının bile farkında değillerdi zannedersem. Benim de seçilebildiğini 3 yıl önce gördüklerini unutmuşlardı. Hangi ahlak kuralları çerçevesinde konuşacaklarının bile farkında değillerdi. Ama biz ahlak ve edebimizi hiç bozmadık. İnşallah haklıdırlar dedik. Aday gösterilmediğinde de sessiz sükunet içerisinde sonuçları bekledik. Evet. Bu konuyla alakalı İl Başkanı özellikle sizin ve Rafet Bey'in olduğu bir toplantı, üçüncü bir toplantıda aday olup olmayacağınızı sorduğunu, sizin olmak istemediğinizi ifade ettiği için özellikle sordum. Anlamış olabileceğinizi düşündüm ama açayım o zaman. Mevcut teşkilatlarla Karabük'teki birkaç il başkanı ve birkaç ilçe başkanıyla ben başarılı bir seçim yürütemeyeceğimi söyledim.
Bunu seçildiğim ilk gün akşamı da söylemiştim Rafet Bey'e. Bunların düzenlenmesi gerektiğini söylemiştim. Çünkü seçimimde çok sıkıntılar çektim. Bunu çevredeki herkes biliyor. Karabük de aslında biliyor, siz de aslında biliyorsunuz. Bunlarla bir daha böyle stresli bir ortama girmenin çok zor olacağını, bunların daha başarılı olabilecek bir şey. Nöbet değişimi değil midir? Seçilmiş olarak gelinen yerde. Ben onlarla tam tersi, Rafet Bey onlarla konuştuğumda ama şunu da söyledim. Ben şu anda seçilmiş milletvekiliyim. 3 yıl önce milletvekili olmuş. Hatta madem o konuşmadan bahsediyoruz, Rafet Bey bana şunu söyledi, dedi ki istediğimiz kişiyi değiştiremiyoruz. Bak Ocak Başkanı'na değiştirmeye çalıştık, Murat Taş'ın oğlunu yapmaya çalıştık. Ama beceremedik. 2 gün sonra da Murat Taş'ın oğlu Ocak Başkanı oldu. Murat Taş'ın oğlu kimdi? Murat Taş arkadaşımdır. Ama benim 7 Haziran seçimlerimde, istişare toplantılarımda Ocak'taki arkadaşlar da bildi. Benim konuşmamı protesto edip kalkıp gidelim insandı Murat Taş. Murat Taş'ın oğlu. Onun adı İsmail Taş mı? Yani ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Seçilen kişi bile beni protesto eden, kazandığım seçimlerde beni protesto edilen kişi özellikle Ocak Başkanı yapılıyor. Neden, ne demek istediğimi çok iyi anlatabildim zannedersin. Onda şunu da söyledim yalnız. Genel merkeze gidin. Ben şimdi 3 yıl önce seçilmiş milletvekili olarak aday olmazsa bir gariplik hissedilir. Genel başkanımla görüşürüm. Ben aday olmak istemiyorum. Bunu da sizi bilgilendirmek istiyorum derim. Neden aday olmuyorsun derlerse Karabük'teki yaşadığım sıkıntılar neden olmak istemediğimi söylerim. O zaman da bana ol derlerse aday olurum. Rahmet Bey'in ilk konuşmamda bunları da konuştum. Bütün halinde böyledir bu. Ama genel merkeze gittiğimde de genel merkeze işin açıkçası ben 4 kere gittim. Bir, 7 Haziran seçimi adaylığımda, aday adaylığımda. İkincisi, devlet bir ziyaretimde 7 Haziran'dan önce. Bir, 1 Kasım seçimi adaylığımda ve devlet bir ziyaretime son gün ziyaret olarak kendisine gittim. Mecliste bu konuda tecrübeli milletvekillerimiz Ali Başık Hoca, Zeki Çakan Bey, Ümit Özdağ Hocamız, üçlü bir, Koray Aydın Bey de vardı evet, üçlü bir, dörtlü bir sohbet ettim. Ben aday olmak istemiyorum ama bir hata da yapmak istemiyorum. Aday olmamamın sebebini onlar biliyorlardı zaten, biliyoruz sıkıntılarını dediler. Hiçbir şey söylemeden, o konulara hiç girmedi bile, biliyoruz neden olmadığını dediler. Ama İçinde bulunduğumuz şu şartlarda, biliyorsunuz o günler sürekli şehitlerimiz geliyor. Devlet Bey'in açıklaması da neydi? Devlet Bey'in açıklaması da, Sayın Genel Başkanımızın, seçilmiş milletvekilleri listede olacak. Sen gidip aday olmuyorum dersen Devlet Bey'e hakaret etmiş olursun, yanlış yapmış olursun. Biz bu şartlarda seni bırakmayız, sen aday olmak zorundasın dediler. O saatten sonra ben aday oldum. Ben teşekkür ederim. Sayın Yalçın, biraz önce şunu söylediniz. 1 Kasım seçimlerinin ülke geneli konjonktürüne Karabük'ü bağlayamayız. Karabük'te bir başarısızlık söz konusudur dediniz 1 Kasım seçimleriyle ilgili. Peki ben size şu soruyu yöneltmek istiyorum. Eğer 1 Kasım seçimlerinde sizin istediğiniz ortamda siz aday olmuş olsaydınız bir başarı söz konusu olurdu. Evet ben seçilirdim diyebiliyor musunuz? Karabüklere bunu samimiyetinizle söyleyebiliyor musunuz? Bu soruyu özellikle sizin sormanıza çok teşekkür ediyorum Erdoğan Bey. 7 Haziran seçimlerinde aday olduğumda da kimse, özellikle siz benim seçileceğime inanmıyordunuz. Ve 7 Haziran seçimlerine bir ay kala sizinle konuştuk. İyi hatırlıyorum. Demiştim ki size, ben 7 Haziran'da milletvekiliyim. Zannedersem sen inanmıyorsun, ben 7 Haziran'da milletvekiliyim. Tam bir ay önce söylemiştim. Ve bir şey daha söylemiştim, hiç girdiğim bir şeyi kaybetme. Kazanamayacağım bir şey de girme. Neden bu kadar iddialıyım? Seçildikten sonra, tabii biz iş adamı olduğumuz için toplumun içerisinde çok bulunmadık. Ben bir buçuk ay kendimi anlattım gittiğim her yerde. Evet. Adım Durmuş Yalçın. Makas başında doğdum, Karabük'te doğdum. İşte iki çocuk, bir buçuk ay bunu anlattım. Ve seçildikten sonra da ilk işimiz, hemen önümüzde bir seçimi görebildiğimiz için bunu, işin açıkçası bunu seçimlerden önce de öngörmüştüm ben. Köylerimizi, ilçelerimizi, il başkanımızı alarak
Hepsini ziyaret ettim. Artık Karabük Merkez ve Safranbolu'yu il ve ilçeleri bırakıp çünkü ikinci seçimde, 1 Kasım seçimlerine biz milletvekili olduğumuzun ertesi günü hazırlanmaya başladık. Aynı şu anda da az konuşmama girdiğimde de bundan sonraki seçimlerin tarihini bilmiyoruz ama hazırlanmamız lazım. Hep toplumdan şunu gördük, muazzam bir teveccüh gördük, hala görüyoruz, hala mesajlar geliyor. Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımızdan oy aldık. AK Partili arkadaşlarımızdan oy aldık. Bütün toplumun, bütün kesimlerinden oy aldık. Ve seçimlerden sonra kazanacağı, aynı Ergun Bey sizin gibi kazanacağıma inanmayan çok kişi bilseydik oyumuzu ziyan ettik. Bundan sonra oyum size diyen o kadar çok insan. Ve bugün dahi ben dışarıda bir 15 dakika geçirdim. Geçen seçim AK Parti'ye vermişim ama bu sefer oyum sizindi. Geçen sefer Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermişim ama bu sefer oyum sizindi diyen birçok insanla karşılaşıyorum. Ve bu kendimi hapsettiğim burada, iki aya yakın kendimi buraya hapsettiğim yerde ziyaretçilerin hiç noksan olmadı. Tabii gelenlerin %80'i ülkücü camiaydı, %20'si diğer camiadan arkadaşlarımız geldi. Neler konuştuğumu çok iyi bildiğim için, onların bana neler söylediğini çok iyi bildiğim için akın akın insanların hala telefonları aşağıya bıraktım şimdi burada rahatsız olmayalım diye. Kazanacağımdan en ufak bir şüphem yoktu. Şunu iddia ediyorum. Ha biz ne yaptık? İlk aday olduğumuzda 120 yaklaşık oyumuz vardı. Ben birçok kamuoyu araştırması yaptırdım. 120'den 28'lere çıkardık. Şu anda mevcut oy bile olsa %3 oya ihtiyaç vardı yani. %3 oya mücadele edecekti. Yani AK Parti de mevcut oyunu alsa dahi ki alması mümkün değildi. Kesinlikle. Kesinlikle demeyeyim Allah'ın izniyle. Sayın Vekilim, soru sorabilirim. Az önce Atatürk'ten, Hoşbuğ'dan insanların verdiniz. Oturduğunuz koltuğu yeri dolduracaksınız derken kimi kastettiniz? Her mevki makam sahibini kastettim. Bakın arkadaşlar, özel bir şehir nedeni yok. Özel bir nedeni yok. Şöyle söyleyeyim. Olduğumuz bir şehir iyi yönetiliyorsa ya da kötü yönetiliyorsa bunlardan kimler sorumludur? Başta şehrin milletvekilleri, belediye başkanı, valisi, emniyet mensupları, basın mensupları, sivil toplum örgütleri. Bakın arkadaşlar, toplumun en son bireyine kadar sadece oy kullanan kişi bile doğru seçim yapamadığı ya da yaptığı için toplumun olduğu şehre hizmet eder ya da hizmetsiz kalmasına sebep olur. Herkes özelleştirme yapacak, olduğu yeri dolduracak, katkısı olacak. Bunlarda en aktif olabilecek kişi de siz basın mensuplarısınız. Çünkü toplumu yönlendiriyorsunuz, toplum size inanıyor. Mücadelenin en önemli dişlisi basın mensupları. Eğer milletvekilleri suçluysa bu şehrin geri kalmışlığından ya da istihdamın gelmemesinden bir o kadar siz oturduğumuz koltuğa da yön vermeniz gerekiyor. Onu söylemek istedim. Genel olarak sizi suçlamak istedim. Ben de, iş adamı da. Buna ben ilave olarak bir şey daha sormak istiyorum. Biliyorsunuz seçimlerden önce sizle bir telefon görüşmemiz olmuştu. Dediniz ki biz oruçluyum demiştim bana. Ben de diyorum ki oruçlu dönemleriniz nasıl geçti? Anlattım az önce aslında. Oruçlu dönemlerim bol bol sohbetle geçti. Gelen arkadaşlarımızla, onlarla sohbetle geçti. Ama toplumda konuşulan yalan ve iftiraların hiçbiri zerresi kadar olmadı. Çünkü bana bilgi geliyor bu konuda. Bilgi geliyor bu konuda. Siz sormadan söyleyin. Mesela Sayın İl Başkanım benim Burhanettin Uysal'la görüştüğümü, yanımda da Bahattin Tan ve Basri Gümüş olduğunu üniversite tarafında görüştüğümü söylemiş. Külliyen yalandır. Tesadüf Burhanettin Uysal buradan geçerken benim durumumu da ziyaret etti. Tesadüf yanında da Hüseyin Eken Bey vardı. Benim bir çatı katı var yukarıda. Oraya çıktım, kapıyı da kilitledi. Burhanettin Uysal'la tek bir iki konuşmam oldu, özür diliyorum. Bir, ben adayı gösterilmediğimde geçmiş olsun diye aradı beni. Ben başladım gülmeye. Niye gülüyorsun dedi. Ya 3 ay önce ben de aynı şeyi size söylemiştim dedim yani.
size geçmiş olsun demiştim. Nasiptir. Hayırlısı budur inşallah. Bir de o seçildikten sonra ben tebrik etmek için aradım. O da beni tebrik etmişti seçildikten sonra. Ama seçildikten bir hafta sonra tebrik ettim. Kendisiyle konuşmamın tamamı budur. Ha, tebrik ettiğimde şunu da söyledim. Hakkını helal et. Senin buraya geldiğinde ben üst kata çıktım, kapıyı kilitledim. Senden yüz yüze olmak istemedim. O dedi, bilseydim seni rahatsız etmezdim. Yok dedim, uğramadan da gelseydim gücüme giderdi belki. Seni uğrayacaktım, ben saklanacaktım. Konuş be. Karabük Demir'le Çevre Partisi'nin teşkilatı başarısız olduğunu ifade ettiniz. MHP'nin bir küçük biri olarak en son yaptığınız televizyon programı ifade ettiğiniz 1 Kasım'dan sonra siyaset yapanlara, politika yapanlara aynı size mukabele edeceğiniz sözü açıklamalarınız MHP'nin Karabük'te yaşadığı başarısızlığa ne kadar katkı sağlamıştır? Ondan sonra siyasetsiz kalışınız, çalışmalara katılmayışınız, sizi sevenler, partililer tarafından nasıl algılanmıştır ve bu başarısızlığa ne kadar? Karabük'teki bütün ülkücüler Milliyet Hareket Partisi'ne oy vermiştir. Hani ben oy vermediğine inanmıyorum. Burada bir telefon. Bizim kaynattım. Biraz daha biraz sorar mısın soruyu? Siz az önce söylediğiniz son televizyon programımızda 1 Kasım'dan sonra siyaset yapanlara, politika yapanlara aynı sıra mukabele edeceğim demiştiniz. Sessiz kaldınız 1 Kasım'a kadar. Ve MHP'nin başarısız olduğunu söylediniz. Bu açıklamalarınızın, televizyon açıklamalarınızın bu başarısız peki payı nedir? Evet. Televizyon açıklamalarımızı az önce söylediğim gibi aynısını tekrar etmek zorunda duruyorum. Siz bu soruyu sorunca aslında cevabı verilmiş soruyorum. Benden başarısız olmuyorsa, başarılı benden istenen nedir? Benim sessiz kalmam. Öyle değil mi? Yani size gelse bir patronum dese ki, Mehmet Bey senden başarısız oluruz, senden başarı göremiyoruz iş yerine dese ne yaparsınız? Başarı dilersiniz değil mi? Ben bir güç. Bizi birileriyle ayıran bu. Ben Türk milliyetçisiyim. Ben öykücüyüm. Öykücü adaba ne uyarsa onu yaparım. İlimi, ilçeleri. Son güne kadar zil başkanımız da gezdik her yere. Muhatap alırım makamından dolayı. Ve desteğim elimden gelen her şeyle olur. Ve bunları da yaptım. Ama sensiz başarısız oluruz dendiğinde milletin gözü hep belki benim olumsuz bir açıklama yapmam ya da şunu söyleyeyim, benim o televizyon konuşmamdan sonra şehir dışından da Karabük'ten de birçok kişi aradı beni. Senin sinirlerin mi alındı? Sen nasıl böyle bir konuşma yapabiliyorsun? Nasıl bu kadar mütevazi karşılayabiliyorsun? Ben bu tepkileri aldım. Ama bu başarısızlık benim konuşmama bağlanırsa adayı ben tespit etmedim. Ben adaydım. Adayı ben tespit etmedim. Mevcut teşkilatlarda başta Rafet Vergili olmak üzere benim seçimimden çok daha fazla çalıştılar. Bunu net olarak sizler de görmüşsünüz bu zannedersin. Hatta posterlerde hatırlıyorsunuz belediye başkanımızın resmi ortada. Adaylarımızın biri sağda biri solda beraber kazanacağız. Çok güzel çalıştılar. Biz de sükutla bekledik. Teşkilatlarda bir Rafet Bey'le ne zaman anlaşmalı düşünüyorsunuz? En son tabiri caizse filmler de koptu. Ben şöyle söyleyeyim o zaman. Ben ülkücüyüm, ülkücü adaba göre yaklaştım. Teşkilatlar Rafet Bey'e bağlı çalışmak istediler. Rafet Bey'e çalıştılar. Tek ayrıcalığımız fark budur. Ben teşkilatların çocukluğumdan beri ülkücü bir Müslüman Türk bir anne babadan doğdum. Doğduğum mahalle ülkücüydü. Musa Aslan'ı Karabük'te herkes bilir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilk kurucusudur. Dureli Yalçın'ı herkes bilir. Milliyetçi Çalışma Partisi'nin ilk kuran bir numaralı üyesidir. Hatta Azmi Karın Mahmutoğlu tarafından yıkılan kürsüde bizim ataliyemizde ağım yaptırıp getirmişti. Bu teşkilatın her zaman hizmetinde olduk aile olarak. Nasıl hizmette olmamız gerekiyorsa daha önce iş adamı kimliğiyle hizmette bulunduk. Senden başarısız oluruz deyince biz kenara çekildik. İşte aday adayı olmadığımın üçüncü günü ya da ikinci günüydü. Bizim bu camide Sami, müteahhit Sami olarak bilinir. Mensup bir kardeşimiz vardır. Kapı çaldı, içeri girdi.
Dedi abi ben sana öyle dua ediyorum, seni göremiyorum. Dedim aramız öyle bir diyalog var. Dedi, kaç liralık dua ediyorsun? Ya 5 liralık der, ya 10 liralık der. Tamam dedim o parayı veririm. Dedim Sami'ye birden dua etmiyorsun, benim işler ters gidiyor. Bak para da kazanamıyorum. Geç içeriye kaç lira dua edeceksin, paranı al gel. Parayı aldı geldi, açtı ellerini. Ah Allah'ım dedi, durmuş abim milletvekili olsun, bütün oyları ona gitsin, o kazansın. Dedim Sami, sallıyorsun gene. Dedim ben milletvekili adayı bile olmadım. Şey kim milletvekili adayı yapmadı abi dedi. Dedim Devlet Bahçeli yapmadı. Geç onu sen, geç geç dedi seni. Rafet Belgili milletvekili adayı yapmadı. Ondan sonra da bir şeyler söylüyor söylüyor gitti. Mahallenin delisi bile her şeyi biliyor. Hakikaten bir vefasızlığınız, sizin bir vefasızlığınız oldu mu seçimden sonra, 7 Haziran'dan sonra veya bu tekrar aday olmayışınızda sizdeki hata var mıydı? Herhangi bir hata var mıydı? Yani bir 8 Haziran'dan sonra sanki bir arada bir film koptu gibi bir ters düşme oldu veya seçim sürecinde de var mıydı bu teşkilatlar veya Rafet Bey'le? Ona paralel şunu ekleyelim, Metin'in hemen bir sorusuna paralel. Yani sizin dil ifadeniz olmuş, ben kendim sokağa çıksam çok daha oy toplardım. Hı hı. Aslında bu konuları değinmek istemiyorum ama mecburuz artık bunlar konuşulduğunda. Şimdi arkadaşlar, ben aday olduğumda Rafet Bey şöyle söyledi, benim bir komutam var. Bu komutayla iki kere seçim kazandım. Bu komiteyle mi devam edelim, yoksa yeni bir komite mi oluşturalım? Siyasetin içinde olmayan bir kişi olarak siz ne yapardınız? Hemen atladım. Rafet Bey'e saygım sonsuz. Şahsına ve belediye başkanlığına hala saygım sonsuz. Eğer Rafet Bey bu kadar başarılı belediye başkanlığı yapmış olmasa, iki kere belediye başkanlığını kazanmış olmasaydı, benim bu dönemde 7 Haziran'da milletvekili olmam da mümkün değildir mevcut şartlar altında. Allah o dedikten sonra olur ama başarının büyük katkısı buydu. Biz bunu bütün seçim çalışmalarında her zaman da söyledik. Rafet Bey'in de tartışmalarımızdan sonra da söyledim. Bu bir gerçektir. Ezanı bekleyelim ister. Evet, bu konuyu aslında az önce söylediğim gibi biraz da özet geçmeyi istiyorum. Ben ülkücüyüm. Teşkilatı MHP ilke ve prensiplerine uyarıp hareket ettik. Teşkilatlarımız maalesef belli kişinin diyeyim, Rafet Bey'e uyarıp hareket ettiler. Rafet Bey'le sıkıntılarımızın sebebi buradan başlamıştı işin açıkçası. Ben ülkücü bir yapıya sahibim. Daha önce de söyledim. İşte acemi siyasetçi, şimdi hoşumuza gitti zannedersin, acemi siyasetçi falan diye yazan oldu. Ben hala acemi siyasetçiyim. Yani profesyonel siyaseti hiç düşünmüyorum. Profesyonel siyasetçi de olmak istemiyorum. Böyle bir de beklentim yok. Profesyonel siyasetçi nedir? Ekmeğini bu işten kazanmak demektir. Ben ekmeğimi Allah'a şükür burada, ticarethanemde kazanıyorum. Hak veresiniz ki, milletvekili seçiminde harcadığımız para 4 sene milletvekili yapsaydık, oradan alacağımız bütün maaş bile o masraflara yetmiyordu. Bizim maksatımız Karabük'e ve ülkemize hizmet. Hizmet hayaliyle bir yola çıktık. Nasip değilmiş bu dönem için diyoruz. Ama bu hizmetin Durmuş Yalçın'ın yapması veya bir başkasının yapması önemli değil. Hani 1 Kasım'dan sonra siyasete başlayacağım, siyasi olanlara siyaset yapacağım, halkıma siyaset yapmayacağım derken benim siyaset anlayışımı da söyleyeyim. Hani insanlar hep şikayet ederler başka partiye. Derler ki işte birbirlerinin ayağını kaydırmak için belediye başkanları başarısız oldu. Milletvekilleri daha iyi milletvekili olacaktı. İşte muhterem büyüğümüz buna bak işte önünü kesti. Maalesef bu doğru ama şu ana kadar gördüm bütün siyasi partilerde doğru gibi görüyorum. Yani başarılı olacak birisini biçmek, siyasi hayatını bitirmek. Benim siyasi anlayışım şu, bu seçimlerde yaptığım gibi aynı. Benden daha fazla oy alabilecek birileri varsa bütün gayretim onun önünü açmak. Ülkemin ve Karabük'ümün Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidarını yaşaması ve burada da en başarılı olabilecek kişileri öne çıkarmak. Ben 7 Haziran seçimlerinden önce bazı seçim zamanları gelinirdi bana teklif edildiğinde ben milletvekilinin atamayına bile yapsanız olmam diyordum. Büyük konuşmuşum. Böyle laf artık söylemiyorum. Ola ki
O zaman teklif edildiğinde de bütün il ve ilçe teşkilatlarının yönetimlerinin %80'inin imzası geldiğinde ben kabul ettim ve genel merkeze de hepsinin imzası gitti. Bu seçimlerde yönetimlerin hiç haberi dahi olmadı. Nereden biliyorum? Başkan yardımcısı İsmail Köse ile birlikte oturuyoruz. Bir telefon Ankara'da Adem Karbey ile genel merkeze il başkanımızın gittiği, birkaç kişiyle gittiği söylendi. Ben aradım, ambasada balık yiyorum dedi. İsmail Köse aradı, yardımcısı. Ama ben ona hiçbir şey söylemedim. Ya merak ediyorum, bir arayayım dedi. Yarım saat sonra geldi, o aradı. Ona da ambasada geziyorum dedi. Ve hiçbir şeyle yardımcısı dahi bilmiyor. Yani bizim ülkücü teşkilat kurallarına uyan bir aday seçimi olmadı. Adem Bey eğer normal zamanda aday olsaydı, basına kendisini aday diye açıklasaydı, Karabük teşkilatları ve genel merkezim Adem Kar deseydi, sonuna kadar ben yanında olurdum. Hiçbir, zaten Adem Kar'a kadar da bütün aday adaylarını 7 Haziran'da da 1 Kasım'da da Osman Aydın Bey sadece aday adayı tanıtımında bulundu. Bir yanında olmuş olur. Ama biz dedim ya, ülkücü adak ve gelenekte yaşadık ve bunu böyle devam ettireceğiz. Az önce söylediğim gibi yeni yapı kabul etmiyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi %1 doyu alsa, %2 doyu alsa, %10 doyu alsa, %30 doyu alsa, bizim %28 doyu aldığımızda Türkiye'de %30 mu oy vardı da biz %28 doyu aldık? Olduğumuz yer herkes kapısının önünü temizleyecek. Acemi siyasetçiyim dediniz. Burada sizin yaptığınız hata var mı? Yani keşke şunu da yapmasaydım dediğiniz bir nokta var mı? Bundan sonra siyasete devam mı? Son soru. Daha geniş bir yelpazeden cevap vereyim. Ben hani çocukluk yıllarımı katmayayım, 20 yaşına geri dönsem, 20 yaşından bu ana yaşadıklarımın tamamını biliyor olsam, geleceği bildiğim halde bilerek yaşasam hayatımda değiştireceğim hiçbir şey yok. Buna adaylık da dahil. O anın doğrusu oydu. Eğer kazanmak için şerefimden, onurumdan, gururumdan bir şey kaybedeceksen o benim için kazanmak diye kaybetmektir. Onurlu, gururlu, Müslüman Türk onurum ve kişiliğimle kazanmamı yaptığım mücadele olarak görüyorum. Bundan sonra da siyasetimi de anlattım. Az önce söyledim, tekrar söylüyorum. İdeallerimin başarılı olabilmesi için. Bu benim adımda olur, bir başkasının adımda olur. Benden daha önde kim olabilirse bütün desteğim ona olacaktır. Ben bu camianın çaycısı da olurum, iş adamı da olurum, adayı da olurum, olmayabilirim de ama önemli olan kazanmak. Seçimlerimizin sonucunu bir hikayeyle daha söyleyeyim mi? Anlatayım şöyle, akıllarla kalsın, biraz da uyku açılsın. Şimdi dervişin birisi tıraş olmaya giriyor berber. Diyor ki kafayı usturuya vuruyor. Berber başlıyor, kafanın yarısını usturuya vuruyor. O süre içeriye mahallenin kabadayız. Külhan Bey giriyor. Dervişin kafayı vuruyor. Kalk kaba oradan diyor, ben tıraş olacağım. Derviş mütevazi kişi. Hırgır çıkmasın kenara oturuyor. Koltuğa oturuyor. Başlıyor tıraşı. İki de bir kabak aşağı, kabak yukarı. Efendim bizim dervişle dalga geçiyor. Tıraşı bitiyor. Hadi Allah'a ısmarladık kabak diyor. Kabağın kafasına bir tane daha vuruyor. Dışarı çıkıyor. Çıkıyor ama birkaç adım gitmeden karşıdan dengesini kaybetmiş bir araba son sürat veriyor. Kontroldan çıkıyor. Arabanın demirleri Kırhan Bey'in karnına geçiyor. Orada ölüyor. Gürültüye bizim berberle derviş de çıkıyor. Şöyle bakıyor berber. Dervişe de bakıyor. Ya bu biraz fazla olmadı mı diyor. Vallahi diyor ben hakkımı da helal etmiştim ama demek ki kabağın da bir sahibi var. Ne demek istediğimi anlatabiliyorum zannedersin. Sayın Alçak, geçtiğimiz günlerde MHP İl Başkanı Sayın Burhan Ettin Aslan sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Özellikle sizin geçtiğimiz haftalarda bir Ankara ziyaretiniz vardı. Karabük'ten. Bu ziyaretle istinaden parti içerisinde ayrımcılık yapmaya çalışanlar var diye bir ibaresi var. Bunu siz üzerinize anlıyor musunuz?
bazı ziyaretlerde bulunuyorlar. Ayrımcılık yapıyorlar. Daha doğrusu aynı soruyu paralel Sayın İl Başkanı Burhanettin Aslan'ın açıklamasını tam net olarak şöyle diyelim. Seçim döneminde ortalıkta görülmeyenlerin seçimden sonra partimizi parçalamak için göstermiş oldukları gayret ve samimiyetsizliklerini esefle izliyorum. Bu sözü üzerinize alınıyor musunuz? Aynı ziyaretle alakalı bir kutlama yapıldığı, seçim başarısızlığından dolayı bir mutluluk, bir keyif halinin olduğu iddiaları var yine aynı. Ankara ziyaretimiz. Ankara ziyaretiyle alakalı. Bir de o ziyarete il başkanının ziyaretten bir gün önce akşam saatlerinde davet edilmiş olması, daha önce davet edilmemesi de bir eleştiri konusu. Onu da kapatayım için. Arkadaşlar, zaten o 80 kişi gitti, 40 kişiyi 2 gün önce aramıştık. Diğer 40 kişiyi de bir gün önce aradık. Arkadaşlarımız sık sık şunu söylüyorlardı. Bu çalıyor kim ama? Arkadaşlarımız, burada olan arkadaşlarımız da mesela, ben meclise bir çorba içeceğim arkadaş. Kazan meclisi ya yemek ye, yok bir çorba içtiğimi bana yetiyor. Sesledik. Ama hayırlı olsun bile gelme şansı bulamadı hemşerilerimiz. Şunu yapmak istedik. Ve biz bunu geçmişte de yaptık. Daha önce il başkanımla da defalarca yaptık. Eğer bu bölücülük ayrımcılıksa. İl başkanımla da yaptık. Köyleri gezerken, ilçeleri gezerken yaptık. Biz bunu hep de yapacağız. Mecliste bir yemek yiyelim. Bu kadar çalışan arkadaşlarımız var. Hepsini çağırma şansı yok. 40 bin kişi oyunu almışız. Yani 40 bin kişi meclise gitme şansımız yok. Belli sayıda arkadaşımızla. Daha gelmesi gereken, gelmesi icap eden, atladığımız, unutulmuş ya da çağıramadığımız birçok arkadaşımız var. Neyse hakkını helal etsin. Mecliste mütevazı bir yemek yedik. Mecliste kutlama mı olur? Mecliste kutlama hiç duydunuz mu bilmiyorum. Yani o resmi bir ortamda yemek yedik. Yediğimiz yer meclisin Beştepe'lerde başbuğumun kabrinin hemen yanı. Meclis lokantası bilenler bilir. Yemeğimizi yedikten sonra yürüye yürüye başbuğumuzun kabrine gittik. Duamızı yaptık. Oradan sonra meclisi gezdik. Bakın arkadaşlar ne kazanmıştık ne kaybettik. Allah nasip ederse ileride ne kazanacağız? Onları gördüm. Ben hep olumlu tepkisini gördüm. Gittiğimiz arkadaşlar da ülkücü arkadaşlarımızdı. Başka birisi değildi. Oradan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Anıtkabir'e gitti. Ona duamızı yaptık, ziyaretimizi yaptık. Yeri gelirken de Şeyh Ali Semerkandî Hazretleri'nin türbesine uğradık. Bilirsiniz eski Balıkesir Şıhlar Köyü'nde ikamet etmiştir geçmişte. Şu anda da Çamlıdere'de ziyaretini yaptık. Yani yorumun üzeri olduğu için benim içinde farklı bir yeri vardır özellikle. Biz hepimiz kardeşleri daha önce ailemin çocukları durmamış. Orada gidip dua etmişler. Annem babam da anlatır. Orada hep kurbanlarımız kesilmiş. Ziyaret ederim bölgemizin ruhani liderlerindendir. Ziyaretimizi yaptık. Bundan insan kim kızar? PKK'lı olsa kızar. Kızar değil mi? Yani Alparslan Türkeş'i ziyaret etmişiz. Atatürk'ü ziyaret etmişiz. Anıtkabir'i ziyaret etmişiz. Bundan HDP'liler kızar. Bundan insan değil. Bunun neresinde bölücülük? Anıtkabir'de kutlama mı olur arkadaşlar? Türbede kutlama mı olur? Alparslan Türkeş'in üzerinde kutlama mı olur? Efendim, kutlamadan önce daha çok Sayın Burhanettin Aslan'ın size eleştire yönde yani parti içerisinde ayrımcılık yapıldığı söyleniyor. Esas konumuz bu yani da. Burada ayrımcılık neresinde? Onu soruyorum işte. Yani teşkilatların bilgisi olmadan. Sayın ki arkadaş, siz Cumhuriyetçi Hareket Partisi'nin bir milletvekili olarak orada teşkilatların hiçbir bilgisi olmadan Ankara ziyaretleri gerçekleştiriyor. Ona istinaden söylüyorum. Bakın en son 1 Kasım aday adayıyken Yenici'ye mevcut milletvekiliyken Yenici ziyaretimiz olacaktı. İl başkanımızı 3-4 kere aradım. Ziyarete birlikte gidelim diye telefonla. Telefonlarımı açmadı. Ve kardeşimizin hatırlıyor musun?
haber gönderdi kardeşimizden. Yani o bir basın toplantısı vardı. Kardeşimizden bana haber gönderdi. Başka bir işim var, gelemiyorum diye. Zannedersem benim kendi milletvekili olduğumun farkında değil diye. Bu ziyaretimizde de bu bir ziyaret, yemek. Yani ben şimdi burada da bir haber vermedim kimseye. Arkadaşlar, bir izne ben çorba ısmarlamak için, Anıtkabir'i ziyaret etmek için il başkanından mı izin almam gerekiyor? Ve kendisini de ziyaret ettim. Aradım, telefonlarımı yine açmadı. Aynı daha önce. Açmadığı gibi telefonlarımı açmadı. Bir mesaj, bunu da alabilirsiniz. Kendisine telefonlarını aradığımızı, açmadığını ama böyle bir ziyaretimiz olacağını, kendisinde gelirse memnun olacağımızı söyledik ve kendi iki tane il başkan yardımcısı da ziyaretimize katılmıştır. Onları da ziyaret davet etmiştir. Belediye meclis üyelerinin, toplumun her kesiminden ve oradaki hiçbir insana ne bölücü diyebilirler. Hepsi Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy vermiştir. Hayatı boyunca bu davaya hizmet etmiş insanlardır. Ben ömrüm boyunca bu davanın içerisindeyim. O insanları hep bu davanın içerisinde gördüm. O resim karesinde mülkücü olmayan bir tane arkadaşımız yoktur. Hiçbir zamanda MHP'nin dışında hiçbir yere oy verebilecek, aklından bile geçecek arkadaşımız yoktur. Bu seçimlerde, 1 Kasım seçimlerinde de hepsi canla başla çalışmış insanlardır. Sonuç Bey, o ziyaretin zamanda nasıl manidarsın? Bir oyleşici var. 1 Kasım seçiminde 3-5 gün sonra, 5-6 gün sonra gerçekleşen bir ziyaret. Daha önce yapılabilir miydi o? Daha önce yapılamazdı. Daha önce zaten hemen seçim akabi. Herkes gergin, herkes sinirli. Ben bile o eleştiren arkadaşlarımıza soruyorum. Evimde seçim sonuçlarını, evime gitmiştim. İlk sandık sonuçları geldiğinde o kadar çok üzüldüm ki. Arabama bindim, buraya geldim. Ve yoldayken arayanlara üzüntümden cevap veremedim. Bunun müsebbipleri acaba üzülmüyorlar mı? Bu suçun suçluları kim? Ben miyim? Sorumlu olanlar üzülecekler. Ve böyle bir tartışma varsa şu ana kadar ben il başkanına veya herhangi birisini kötüleyen bir demecimi duydunuz mu? Facebook'larda yazdığımı duydunuz mu? Sanal alemde bir şey yazdığımı duydunuz mu? Bu problemler burada konuşulacak meseleler değil. İl başkanı bir sıkıntısı varsa kapı merkeze çık. İstediği zaman gelip konuşabilir. Ya da il başkanımdır, telefon eder giderim orada konuşur. Ha, ülkücü arkadaşlarımla Başbuğ'un mezarını ziyaret etmek, Anıtkabir'i ziyaret etmek ve özellikle 10 Kasım'ın erafesinde olduğu için yaptık. Zaman da ona göre ayarladık. Biz bunu hep yapacağız bu bölücülüğü. Biz Müslüman Türk'üz. İdeallerimiz uğruna doğru bulduğumuz her şeyi yapacağız. Eğer bu bölücülükse. Bölücülük nedir? Karabük'ü milletvekili kazandırmak mıdır? Bölücülük nedir? Karabük'ü milletvekilini kaybettirmek midir? Herkes hatırını bilecek arkadaşlar. Efendim, demin de bahsettiniz. Sayın Burhan Ettin Uysal'a hem Uysal'a hem seçilemedi. Sayın Burhan Ettin Uysal için geçtiğimiz Haziran döneminde seçilemediği için geçmiş olsun dileklerinde bulunduğunu söylediniz. Seçildikten sonra da teşekkür ettiniz. Yani hayırlı olsun temennisinde bulundunuz. Sayın Adem Kar'la ilgili hem vekil adayı hayırlı olsun veya seçilemedikten sonra da geçmiş olsun dileklerinde bulundunuz mu? Bulunmadı. Arkadaşlar, deminden de aslında bunun cevabını vermiştim. Bir yere etik olarak aday olursun. Gidersin. Basın yoluyla açıklarsın. Dedi ben buranın milletvekiliyim. Telefonla çok özür diliyorum. Sayın Adem Kar aday tanıtım toplantısında sizi aradığını, telefonlarını açmadığını ve geri dönmediğini söylemişti. Böyle bir açıklaması var. Evet, okudum da onu şeyden. Hatta 3-4 kere aradım demiş. Eğer sizin yazdığınız evet, doğruysa. Evet, 3 sefer aradım dedi. Açmadı, geri dönmedi dedi. Bu bir külliyen yalandır. Beni aradığı an bir kere aramıştır. O aradığı da basın toplantısında 2 saat kala. Ben telefonu artık, kusura bakmayın, sizlerden çok şey öğrendim. Bazı şeyleri kaydediyorum, bazı şeyleri de hep böyle fotoğrafını çekiyorum, hep dosyalıyorum. Bana çok şey öğrettiniz, Allah razı olsun. Bir kere aramıştır.
dosya kurtarmaya lüzum yok. Evi işi de belki bunlarla. Bir kere aramıştır. Basın toplantısına 2 saat kala. Sizce etik midir? Doğru mudur? Uygun mudur? Aday adayı olduğu zaman il başkanına soruyoruz. Gazetelerde sizler yazdınız. Yok böyle bir şey dedi il başkanı. Birçok arkadaşımıza. Sizlere de yok demiştir aradığınızda. Halbuki 2 gün önce, hatta 3 gün önce genel merkeze gidiyor. Benim haberim var. Böyle bir adayımız yok. Bunun nesi ülkücü, ahlak ve edebe, İslami kurala uygun. Ben yanlışın yanında hiçbir zaman olmadım. Bundan sonra da olmam. Ama oyumu Milliyetçi Hareket Partisi'ne verdim, onu söyleyeyim. Evet. Ha, buyur. Sayın Atsın, bir soru sormak istiyorum. Şimdi 7 Haziran seçimlerinde 25. dönem Karabük Milletvekili seçildiniz. Sizinle birlikte de AK Parti Karabük Milletvekili Sayın Osman Kahveci seçildi. Ve ardından 1 Kasım seçimlerinde kendisi de partisinin genel merkez tarafından aday gösterilmedi. Siz de aday gösterilmediniz. Hali hazırda hatta CHP'nin adayı bile değişti yani. Bütün partilerin adayları değişti. Fakat AK Parti'nin milletvekili ve aday gösterilmeyen Sayın Osman Kahveci seçimler boyunca bir performans sergileyerek çalıştı. Fakat siz herhangi bir çalışma sergilediğinizi görmedik. Bu konuda eleştiriye açık mısınız acaba? Neden çalışma sergilemediniz? En azından bir MHP milletvekili olarak kendi adınıza ve partinize bir çalışma sergileyebilir miydiniz? Peki size sorayım o zaman. Siz 3 yıl önce milletvekili seçilseydiniz Milliyetçi Hareket Partisi'nden. Senin söylediğiniz gibi AK Parti geldi gireli. Hiçbir muhalefet milletvekili buradan seçilmemiş. Teşkilatların çalışmasıyla Durmuş Yalçın buradan milletvekili seçilmiş. Önemli olan o Karabük milletvekili. Durmuş Yalçın'ın şahsı değildir. Size birileri dikteyle birilerine söyletip de kendisi yanında çağırıp sizden başarılı olamayız, sizi istemiyoruz deseydi siz ne yapardınız? Siz ne yapardınız? Yani bu konuda çok sizin yapabileceklerinizi tahmin edebiliyorum. Ben yorumsuz kalıyorum da. Yani yok, en azından yok, sizin yapabileceklerinizi tahmin edebiliyorum. Yap. Şimdi o devam ediyorum. Evet. O arada ben şunun altını çizmek istiyorum. Hala telefonların burada değil, gelen mesajlarda. Sayın milletvekilim, biz sizi Karabük milletvekili olarak seçtik. Sizin bu hakkınız bir şekilde gasp edildi. Ama biz sizi hala milletvekili, manevi milletvekili olarak görüyoruz diyen, Karabük'te oy veren vermeyen, benim seçimlerimde oy veren vermeyen herkese teşekkür ediyorum. Böyle olumlu tepkileri sürekli alıyorum. Yaptığım hiçbir hata yoktur. Hata yaparsam da özür dilemesini bilirim. Ama ona cevap veremezsiniz. Peki bana sık sık düşünün, çıksaydım. Onlara sormadılar mı? Birçok kişi sormuştur. Durmuş Yalçın Bey'e niye aday göstermediniz dediğinde cevap verebilmiş mi onlar? Ben cevap veremiyordum arkadaşlar. Gitseydim sormayacaklar mıydı bana? Durmuş Bey siz niye aday değilsiniz? 3 yıl önce seçilen milletvekili dediğinde ben ne diyecektim? Bunlar beni istemedi mi diyecektim yanımdakilere? Ne diyecektim ben? Osman Kahveci Bey'inki farklı. Ve iddia ediyorum. Eğer doğru düzgün işte Mehmet Bey'in söylediği konuşmada ben işte öyle aday olmam genel merkezden dediğimde Rafet Bey'in söylediği şuydu. O zaman biz yerine aday buluruz. Rafet Bey o gün şunu söylemesi lazımdı ama milliyetçi, ülkücü bir irade olmuş olsaydı, yapı öyle olmuş olsaydı, ocaktan yetişip ocakta pişmiş olsaydı ne derdi biliyor musunuz? Ben onu söylerdim. O zaman birlikte iyi bir aday bulalım. Bana öyle demedi. Benim herhalde Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili olduğumun haberi mi yoktu? Ya da kabullenemedim mi? Ben o zaman senin yerine iyi bir milletvekili adayı bulurum. Ve bunu da gizli kapaklı yaptı. Yani bunu da açık aşikar yapmadı. Ne demokrasi teamüllerine uygun, ne ülkücü adaba uygun, ne milliyetçi adaba uygun, ne İslam adaba uygun. Hangisinde yeri var bunun? Siz olsaydınız ne yapardınız? Sizin yapacağınızı yapmam ben. Benim tavrım da öyle olur. Tavrım da partime karşı değildir. Partimin içinde olduğu, yaşadığım konjonktüre göre daha başarılı olmasıdır. Gittiğimizde rezil olacaktık arkadaş. Sen sormayacak mıydın Mehmet Bey? Seni niye aday yapmadılar diye
o toplumun içinde sormayacak mıydın? Benim verdiğim cevap nasıl zarar verecekti partiye? Ya da bir artı katacak mıydı? Siz olsaydınız ne yapardınız? Bundan iyi yapabileceği bir şey olan varsa toplumda söylesin. Ben şunu yapardım, daha edepli, ahlaklı olurdu diyen birisi varsa söylesin lütfen. Ben de özür dileyim. Sayın Bey, sonuçta şöyle bir şey aklımıza geçti. Eden bulur diye bir şey geçti mi seçim sonra? Baba ben boşuna mı anlattım? Nasıl? Baba ben boşuna mı anlattım? Baba. Oturdu yarın baba diye. Acemi siyasete devam edeceğim arkadaşlar. Acemi siyaset eğer Karabük'e ve ülkemize hizmet nasıl şekilde yapılacaksa, yeri geldiğinde sessiz kalmak, yeri geldiğinde en önde olmak, yeri geldiğinde hamalı olmak. Ya arkadaşlar, şu bir son, belki meclisteki ilk anım ama son an olarak anlatayım da öyle bitireyim isterseniz. Şimdi meclise girdim. Ne yapmam lazım? Acemi siyasetçiyim ya, meclisi tanımam lazım. En arkada yerimi seçtim. Neden? Bütün her tarafı görebileyim biraz. Bir koklayayım, anlayayım ne oluyor, ne gidiyor. İlk meclise girdim. Baktım ki, ya en arkadan bir öne geçme kararı aldım. Önümdeki sıraya daha şey olabilme geçer. O sırada ben zannediyorum ki en arkaya benim gibi çapoz milletvekilleri gelecek. Benim gibi yeni millet, acemi milletvekilleri gelecek. Çapozu silelim orada. Genç milletvekilleri arkaya gelecek. Ama biraz sonra gördüm ki bunun tam tersi, bütün genel başkan yardımcıları sıradan geldiler. İşte Semih Yalçın, hepsi sıradan geldiler. Benim sırama birkaç kişi de genel başkanlar en önüne oturdular. En son da Meral Akşener başkanımız hanımefendi geldi. Benim bir kalktım hemen arkama oturdu ama meclis başlamıştı. Başladığı için ben geri dönmedim. O durumun sonuna doğru Kastamonu milletvekilimiz herkes hayırlı olsun dedi, döndü. Meral Hanım'a da hayırlı olsun dedi arkamdan. Ondan sonra bana döndü Karabük milletvekilimiz hayırlı olsun. Geri döndüğümde Meral Hanım'la yüz yüze kaldık. Meral Hanım dedi ki ya teminden beri düşünüyorum o uçta oturmuşsun. Oturduğum uç da KDP'lilerin ucu tam köşeleri. Ya KDP'li misin? Mevbili misin? Anlayamadım. Bir saattir bakıyorum, oh rahat ettim şimdi dedi. Ama baktım dedi, böyle nur yüzlü adamların da HDP'li olmaz dedim ama dedim. Şimdi arkadaşlar, biz toplumun indiğinde de, mecliste yaptığımız hizmette de böyle hani gözü hoş gelecek şeyler yapmanın mücadelesi içerisinde olacağız. Bizim acemi milletvekilliği ya da acemi siyasetimiz, şunu söyleyeyim. Karabük'ün iki milletvekili yok, bunu da bileyim. Karabük'ün üç milletvekili var bundan sonra. Karabük bir şey kaybetti, muhalefet milletvekiline kaybetti. Karabük'ün muhalefet milletvekiline gerçekten çok ihtiyacı vardı. 13 senedir alamadığı hizmetler muhalefet milletvekili olmadığı için. Bizi 7 Haziran'da bu 40 bin kişi oy vermiş, milletvekili seçmiş. Bu seçimlerde listede yerimizi bulamamışız. Siyasetimizi nasıl yapacağız? Halkın verdiği bu oyun manevi milletvekili olarak yapılacak verilen taahhütlerin takipçisi olacağız. Nasıl ilk meclise girdiğimizde AK Parti'nin de Kadir Hülyas Duman projesi. Yaptığı projelerinin tamamının takipçisi olacağız. İyi şeyler yaparlarsa hepsini tebrik edeceğiz. Onur edeceğiz. Siyasi partinin hangisinin yaptığı önemli değildir. Önemli olan Karabük'e ve ülkemize hizmetin gelmesidir. Karabük'ümüz ülkeden, pastadan en az payı olan illerin başında geliyor. Zaten küçülmesinden belli. 99'da 3 olan milletvekilinin 2'ye düşmesinden belli. Biz manevi olarak Karabük milletvekili yapmaya devam edeceğiz. Gerekirse verilen taahhütler olan yerlerde halka önüne düşeceğiz, halkı toplayacağız. Protestolar da yapacağız, her şeyi yapacağız. Karabük'ün muhalefet milletvekili olduğunda siz basın mensuplarına duyurmak istiyorum hocam. Mahmut Bey, Ülkücü Üniversitesi şarj ütüsü. Ülkücü hareket, en önünde söylediğimiz gibi Türk İslam davası. Şu anda Türk İslam davasının başında Doktor Devlet Bahçeli vardır.
genel merkezimiz vardır. Bunlar işin açıkçası böyle basında çok konuşulan, konuşulacak konular. Ya olağanüstü kongre olur, ya da olağan kongre olur ileride. Teşkilatlarımız kendisini en iyi idare edecek kişiyi seçmesini bilecek. En Türk milliyetçiliği bizim idealimiz. En uygun kişiyi seçeceklerdir ya da kişiyle devam edeceklerdir. Ya ortada bir hata varsa kişiler hatasını düzeltecektir. Ya da sen bana onu söyle demeyeceksin. Olan genel başkanımız kim olursa onun arkasında olacağız. Tamam.